Bütün ölçülerimi aldınız. Spor testi nerede yapılacak? Burada, bu masada. Masada mı? Biz korumaları her yere koşturmayız. Ama bu masada oturarak testi yapabiliriz. Eğer bilek güreşinde beni yenersen, o zaman yarın bize katılabilirsin. Başlayalım mı? Yağmur böyle devam ederse o zaman burada kalmayacağız, değil mi? Evet, seni ve gücünü görmüş olduk. Sen çok iyisin. Seni kıdemli koruma yapacağız. Ve büyük işletmeleri koruman için yollayacağız. Sana lisans da çıkartacağım. Sonra gururla ünlüler arasında dolaşabilirsin. Maaşın 20.000 rupi. Artı bahşişler. Lisansım var benim. Peki, bu harika. Hadi, şunu testini de yapalım. Silaha dokunmam. Oğlum, nasıl adamsın sen? İnsanlar silaha dokunmak için ölüyor. Ama sen... Ben hayatımda yeterince silah kullandım. Ve bir daha dokunmamaya yemin ettim. Ettiğin yemini unut. Ailenle kendi geleceğini düşünmen gerek. Ben sadece silahları değil, ailemi de bıraktım. Siz ailemin geleceğinden söz ediyorsunuz. Biz kazanmasak bile rahatça geçiniriz. Çünkü çok zenginiz. O zaman... Yanlış kapıyı çalmışsın. Tamam. Hoşça kalın. Kadar Bey, beni alır mısınız? Alamam kardeşim. Taksim bozuk. Motor soğuk, motor. Tamir edilmesi zaman alır. Ne kadar sürer? Ne bileyim, belli değil ki. Adam şirketten gelip durumuna bir bakacakmış işte. Sonra öğreneceğiz nesi varsa. Ben yardım edebilir miyim? Git buradan kardeşim. Neden zamanımı alıyorsun? Bu büyük bir sorun. Sen yapamazsın. Ve benim çok zamanım var. İstersen yardım edebilirim. Öyle mi? Al, buyur o zaman. Tamam. Çalıştırabilirsin. Vay! Bunda uzmansın gibi ha? Uzman değilim. Ama bu işi severim. Araba mekanizmalarını çok iyi bilirim. İyi peki. Al para. Hayır. Ben para istemiyorum. Bugünlerde iş bulamıyorum da... Sadece zaman geçirmek ve yardım etmek istedim. Baksana, neden bu işi yapmıyorsun? Yani bu bölgede hiç tamirci yok. Bir dene. Baksana, neden bu işi yapmıyorsun? Yani bu bölgede hiç tamirci yok. Bir dene. Raja, ne oldu? İş bulabildin mi? İş bulamadım.
ama aklıma bir fikir geldi. Ben bir yerde çalışmayacağım. Aşağıda bir tamirci açacağım. İsmi de Rajarani Tamirhanesi olacak. Davji de demişti. O bir yerde çalışmaz. Kendi işini kurar demişti. Davji'nin duaları bizimle işte. Artık çok daha sıkı çalışacağım, tamam mı? Hiç durmayacağım. Ve bu evi Rani'nin beğendiği eşyalarla dolduracağım. Sonra da asansörü olan başka bir eve geçeceğiz ki sen artık daha fazla merdiven çıkma. Bu kesinlikle olacak. Amin. Raja Bey, artık karar verdiğine göre hemen bir tamirhane aç. Allah'ın izniyle her şey iyi olacak. Kadar Bey, bunun maliyeti ne kadar olur? Şimdi şöyle, hava kompresör makinesi, su jet makinesi, kriko, İngiliz anahtarı, yağ, kablo gibi bunların hepsine ihtiyacın olacak. Ve gerisini de arabalar sana geldikçe yanındaki dükkandan ödünç alırsın, idare edersin. Bunlar çok pahalı görünüyor. 60-70 bin rupi civarı eder tabii. Bir dakika. Eğer iki öğünü tek seferde pişirirsem, o zaman 20 rupi tasarruf ederim. Bu da ayda 600 rupi eder. Harika. Raja, bak, çak bir beşlik. Harika bir fikrim var. Ayda 600 rupi tasarruf edebiliyoruz. Ama bize daha fazlası gerek. Tam 60 bin rupi. Yoksa tamirhaneyi açamam. Eğer parayı ayarlayamazsak tamirhaneyi açamayız. Ve bu işte hayal olarak kalır. 60 bin mi? Evet. 10 ile 20 bin arası daha gerekebilir. Bir dakika. Bunlara 60 binden fazla rupi alabiliriz. Olmaz. Raja, bunlar ne işe yarar ki? Kutuda duruyorlar. Eğer kutuyu açarsak iş yeri de açabiliriz. Hayır Madhu. Takılarını satmayacağız. Hiç paran yok ve benden yardım da istemiyorsun öyle mi? Nasıl olacak bu iş peki? Ne yapar ne eder? Bir şekilde parayı bulurum ben. Merak etme, bundan eminim. Ama... Bittu. Gel. Amcacığım. Siz ikiniz yani... Amcacığım. Raja ile birlikte burada yaşamaktan çok memnunum. Gerçekten. Lila ile Dida neredeler? Teyze Dida'yı bir tedavi merkezine yatırmış. Teyze de Davji'nin evinde. Davji'nin evinde mi? Kendi evin varken nasıl başkasının evinde yaşayabilirsin? Neden böyle söylüyorsun? Dinle canım, ben kendi evimdeyim. Kendi evinde misin? Hayır, değilsin. Burada değilsin. Baksana, bana bak. Buradayım işte. Ama Madhu dedi ki sen... Hayır. Sadece ben onları ziyarete gitmiştim. Madhu kızım, sen bunu neden büyütüyorsun ki? Davji beni aradığı için ziyarete gitmiştim. Orada yaşamıyorum sonuçta. İçeri gel, seninle konuşmak istiyorum. Hemen dönerim ben. Hmm.
Bak Rani, takılarını yerine koy. Ne olursa olsun takılarını asla satmayacağım. Parayı bulacağız ve o tamirhaneyi açacağız. Bugün Dida'yı çok özledim. Eğer yanımızda olsaydı, Madu'nun hayatındaki değişiklikleri ve neşesini görürdü. Ve çok mutlu olurdu. Sen ne neşesinden bahsediyorsun? Madu nasıl neşeli olacak ki? Borç içinde yaşıyorlar. Evlerinin durumunu görmedin mi? İyi ki Dida burada değil. Eğer onları görseydi, kahrından ölürdü. İyi ki burada değil, başka yerde. Lila, bana açıklama yapmaya kalkma sakın. Kendi aklım var çok şükür. Bana o tedavi merkezinin adresini versene sen. Dida'yı eve getireceğim. Neden oraya gidiyorsun? Telefon edersin, epey uzakta zaten. Hem şimdi gitme. Sonra gidersin canım. Ha? Peki. Allah'ım. Ne oldu? Ne zaman açacaksın? Kadar Bey, tamirhaneyi açmak için yeterli param yok benim. Bana biraz yardım edebilir misin? Böylece karı da paylaşabiliriz, ne dersin? Üzgünüm. Aslında param vardı. Ama geçen ay bütün paramı kardeşimin düğününe harcadım. Sanırım bankalar kredi verebiliyorlar. Değil mi? Ben bir araştırıp haber vereyim. Şimdi gidiyorum. Akşam bunu konuşuruz. Sen endişelenme. Kesinlikle. Bir yol bulacağız, tamam mı? Gidiyorum. Bittu, ne zaman geldin? Sen düşüncelere daldığın sırada ne oldu? Çok düşünceliydin. Bir sorun mu var? Bir şey yok. Her zamanki şeyler işte. Bak Raja, dürüst yaşamak hiç kolay değildir. Hı? Biliyorum. Çok zor ve bunu anlıyorum ama sorununu benimle paylaşmazsan eğer sana nasıl çözüm bulabilirim? Nasıl yardım edebilirim? Aslında Bittu, burada tamirhane açmayı düşünüyorum. Ama 60-70 bin rupi gerekiyor bana. Ve bende de o kadar para yok. Bana kredi verebilecek bir banka biliyor musun? Ama bu çok iyi bir fikir. Burada hiç tamirhane yok. Eğer bankadan kredi almazsan daha iyi olur. Çünkü pis bir iştir. İstersen para konusunda ben sana yardımcı olabilirim. Bankada çok şükür o kadar param var ve neden tamirhaneyi ortak açmıyoruz? İkimiz de birlikte çalışırız, he? Sen ve ben. Ne diyorsun? Sen parayı verirsin, ben de sıkı çalışırım. Çok çalışırım. Allah'a dua et ve bugün törenler başlamadan önce gerekenleri al. Ben hemen bankadan para çekeyim. İkimiz de sıkı çalışıp çok para kazanacağız. Peki, anlaştık mı? Bana yaptığın bu iyiliği asla unutmayacağım. Raja, neden böyle konuşuyorsun? Çok mutlu oldum. Birlikte çalışacağız. Şimdi hemen git, gereken aletleri al. Ben de parayı getireyim. Ben Madu'ya haber vereceğim. Tamam. Rani. Evet Raja. Rani. Unuttun mu? Bu dönemde beni böyle kaldırmamalısın. Bugün her şeye izin var çünkü iş yerimi açabiliyorum. Ne? Ama Raja, o kadar parayı nereden buldun? Sana o parayı bir yerden bulacağımı söylemiştim. Ne harika. Bittu'yla tamirhaneyi ortak olarak açacağız. Böylesi daha iyi. Eğer doğru yolu takip edersek yolumuzu kolayca bulabiliriz. Göreceksin. Çok dürüst çalışacağım. Elimden geleni yapacağım.
Değirmende baharat öğütürken ellerin ne hale gelmiş? İlk önce sana bir mikser, gaz, buzdolabı, düdüklü tencere alacağım. Sana bunların hepsini alacağım. İstediğin her şey. Eğer her şeyi benim için alırsan, kendine ne alacaksın? Sen benim yanımdasın ya, benim başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Gömleğime gelince, elimde olanları kullanırım, ne olacak? Hayır. Elinde olmayan bir şey var. Neymiş? Motor. Sana bir motor alacağız, tamam mı? Ve artık otobüse binmeyeceksin. Raja, dışarı gelsene. Hemen geliyorum. Bitu. İşte, al. Tam 60.000 rupi. Tamirhanenin ismini Rajarani Tamirhanesi olarak düşünmüştüm. Ama şimdi kararımı değiştirdim. Tamirhanenin ismi Bittu'nun Tamirhanesi olacak. Ama... Çok güzel bir isim. Ben eşyaları alayım. Sen de tabelaya Bittu'nun Tamirhanesi yazdır. Bak, beni zor durumda bırakıyorsun. Hadi önce karar verdiğimiz Rajarani Tamirhanesi ismini yazalım. Bugün sen bana yeni bir hayat verdin. Bu iyiliği asla unutmayacağım. Ellerini birleştirip duygusallaşma hemen. Şimdi işleri hallet, aletleri al. Bugün başlayalım. Ben tabelayı yaptıracağım. Anlaştık mı? Tamam mı? Tamam. Alo Agni. Sana ne diyeceğim biliyor musun? Ha? Şu benim kocam Bittu. Evet. Bittu diyorum. Sanırım yıldızları iyi sıralanmadıklarında doğmuş. Dida ve Madu'yla benden daha çok ilgileniyor bu adam. Bana Dida'yı hangi merkeze yatırdığımı sordu. Onu bir merkeze yatırmadım ki, devlet hastanesine yatırdım. Bunu sorduğu zaman çok korktum. Yakalanmak istemedim. Bu yüzden aceleyle bir isim uyduruverdim. Ona naturopati merkezine yatırdığımı söyledim. Ah, şu kadından bir kurtulsam başka bir şey istemiyorum. Nasıl gelebilirim? Gün içinde seni ziyarete geleceğim. Ama Agni, dediğimi sakın unutma. Davuji'ye hep köye dönmek istediğini söyle. Davuji, köye dönelim, köye dönelim, köye dönelim. Tamam mı? Yalanı ne kadar tekrarlarsan o kadar inanırlarmış. Evet, tamam. Ha, şimdi kapatmalıyım, eve döneceğim, tamam mı? Ha? Buraya gel. Lila, Raja ile ortak olarak burayı açtık birlikte. Anlamadım. Hani Raja bir iş arıyordu ya, ben de ona biraz para verdim. Beraber burayı açacağız yani. Para mı dedi? Ne kadar para? Teyze, amcam Raja'ya çok yardım etti. Sana söz veriyorum. Para kazanmaya başladığımız zaman önce sizin paranızı vereceğim. Ona ne kadar para verdin peki? Fazla değil. Ufak bir miktar verdim sadece. Ne kadar verdin? Gerektiği kadar dedim. Bana ya. Bana tam 60.000 verdi. Ve parası en kısa zamanda dönecek. Yukarı gel. Hemen döneceğim.